Hilal İnan'la İçten Dışa Değişim programına hoş geldiniz. Bugün yine bir cuma günü, yine özel bir gün birlikteyiz. Bugün farklı bir konuyla bir aradayız. Mevlana ve biz diyoruz. Mevlana'dan bize neler kaldı, neler biliyoruz, neleri değerlendiriyoruz? Ne düşündüm biliyor musunuz? Kişisel gelişimle biliyorsunuz 17 yıldır ilgileniyorum ben. Bir sürü eğitim aldım, bir sürü kitap okudum, bir sürü workshoplara gittim. Ben de eğitim verdim, veriyorum. Mevlana'dan aldıklarımla kişisel gelişim kitaplarında gördüklerimi çok paralel buluyorum ben. Düşündüm, dedim ki Mevlana'dan bize neler kaldı? Neleri değerlendiriyoruz? Bunu bir programda anlatmalıyım, sunmalıyım dedim. Bu nedenle bugün konu Mevlana. Ama asıl neden başka? Bu ay Şebi Arus ayı. Mevlana'nın vefat ettiği gün 17 Aralık. Aralığın birinden sonuna kadar neredeyse Şebi Arus'la ilgili bir sürü törenler, konferanslar, konuşmalar, workshoplar, konferanslar yapılır. Ve bu nedenle de Şebi Arus ayında biz birlikteyiz. Konumuz Mevlana. Mevlana ile ben yıllar önce tanıştım. Üniversite yıllarıydı. Annem ve teyzem her yıl Mevlana'nın Şebi Arus günü Konya'da olurlardı. Hatta gittikleri zaman bir sonraki yılın rezervasyonları yapılır, otelde yer ayrılırdı. O zamanlar yer bulunmazdı çünkü otel sayısı çok azdı. Ve bir keresinde de ben de katıldım. Üniversite 2 zannediyorum. Şebi Arus saati türbedeyiz. Ben çok etkilenmiştim. Ne oldu bana bilmiyorum. Hatta gözlerimi kapattım, bambaşka bir yerdeyim dedim, ne oluyor bana dedim falan derken İstanbul'a geldik. Ablam dedi ki, Hilal, senden bir ricam var dedi. Nedir dedim, bana fal bakar mısın dedi. Ne falı dedim, ben ömrümde fal bakmadım ki. Olsun, çok ihtiyacım var, bakar mısın dedi. Ben fincanı elime aldım ve konuşmaya başladım, oraya bakmıyorum. 45 dakika kadar konuşmuştum. Sonra dedi ki ablam, sen bunları nereden biliyorsun? Şimdi o günkü bilgilerimle, o günkü eğitimimle ben bunun ne anlama geldiğini bilmiyordum. Ama bugün biliyorum ki aslında keşke o zaman ne olduğunu anlasaymışım ve yolum hep öyle gitseymiş. Ama şu da var, her şey zamanında biliyorsunuz. Zamanı değilmiş. Yaşanması gerekenler yaşanmış ve yine yıllar sonra Konya'ya gittiğimde yaşam amacımı buldum. Yine aynı duygularla çok farklı noktalardaydım. Bambaşka bir alemdeydim ve yaşam amacımın hizmet olduğunu buldum. Ve türbeden çıktıktan sonra hizmet etmem gereken bir insan benden yardım istedi ve onu yaptığımda İşte dedim, dileğim oldu. Ben yaşam amacımın hizmet olmasını diledim içeride ve dışarıda Yaradan bunu gösterdi bana. Çok güzeldi. Bu nedenle bu yılda 15-16 Aralık'ta Konya'da olacağım. Bu bir seyahat değil, bu bir tatil değil. İnsanlar bazen öyle diyorlar, aa ne güzel hafta sonu tatiline gidiyorsun. Hayır, bu bir tatil değil, bir görev sanki benim için. Mevlana çok özel bir insan. Bakın, 17 yıldır okuduğum kitaplarda ne varsa, neyi içselleştirdiysem, tasavvuf eğitimi almaya başladıktan sonra, Mevlana ile ilgili kitapları, söyleşileri dinledikten, okuduktan sonra, birbiriyle ne kadar paralel olduğunu gördüm. Düşünün, 1207 yılında doğan bir kişiden bahsediyoruz. 1207 yılında Belç şehrinde doğmuş Mevlana.
Afganistan sınırları içinde o dönemde ve Türk coğrafyası sınırlarında yine. Yani aslında Türk kendisi. Zaten ona soruyor Şems. Şems'ten önce soruyorlar, kimsiniz siz diyorlar. Farsi söylersem de aslen Türkestem der kendisi. Ve Hazreti Mevlana 17 Aralık 1273'te 66 yaşındayken vefat ediyor. Ölmeden önce şunu söylüyor. Ben ölünce lütfen üzülmeyin. Sakın ha öyle farklı törenler falan da yapmayın. Şebi Aruz'tur benim ölüm günüm. Bir kavuşma anıdır. Ben sevgiliye kavuşacağım der. Onun için sevgili Allah'tır. Yani Hakk'a kavuşmaktır o gün, ölüm günü. Burada da çok mesajlar var aslında. Şems sonrası Mevlana'ya soruyorlar. Kimsiniz siz diyorlar. O zaman da ne diyor biliyor musunuz? Ne Afgan, ne Arap, ne Rum, ne de Türk. Benim gözümde hepsi aynı mayadan gelmiştir diyor. Herkesi yaratan tektir çünkü diyor. Evet, biz buradan alacağımız dersi de alalım. Aslında yaradan tek, hepimizi yaratan bir varlık var. Bir yaradan varsa biz neyin peşindeyiz? Yunus Emre ne diyor? Senlik ve benlik çıksın aradan, aramızda kalsın yaradan diyor. Senlik, benlik peşindeyiz. Neden? Sen, ben. Yok öyle bir şey. Bırakın onları diyor. Bakın burada aslında alınacak ne dersler var. Ben bunları zaten bu dersler için anlatıyorum. Biz her bir cümleden ne dersi alacaksak alalım. Bizim bugün buna ihtiyacımız var. Mevlana diyor ki, madem ki sen bensin, ben senim. Nedir bu senlik benlik? Biz Hakk'ın nuruyuz. Biz Hakk'ın aynasıyız. Şu halde kendi kendimizle, birbirimizle ne diye çekişip duruyoruz? Bir aydınlık, bir aydınlıktan neden böyle kaçıyor? Haydi şu benlikten kurtul. Herkesle anlaş. Herkesle hoş geçin. Sen kendinde kaldıkça bir tanesin, bir zerresin. Fakat herkesle birleşince, kaynaşınca bir ummansın, bir madensin. Dünyada çeşitli diller var ama hepsinin de anlamı bir diyor. Çeşitli kaplara konan sular, kaplar kırılınca ne olur? Birleşir. Bir su halinde akarlar diyor. Buradan da alınacak çok ders var. Herkesle hoş geçin diyor. Sen kendinle kalırsan bir zerresin. Ama herkesle birleşirsen ne olursun? Bir umman olursun, bir maden olursun. Biz ne yapıyoruz? Senlik benlik peşinde koşmaktan, insanlarla aramızda rekabeti arttırarak, birbirimizden hoşnutsuz olarak mutsuz bir şekilde yaşıyoruz. Ve, Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanı Esin Çelebi Bayru 66. kuşak Mevlana torunudur. Kendisi şöyle diyor. Mutlu olmak istiyorsanız maddi alemle manevi alemi dengede tutun diyor. Aslında buradan da bu çıkıyor. Biz de maddi alemle manevi alemi dengede tutarsak mutlu oluruz. Bir şeylerin peşinde, rekabet içinde, sende o var, bende niye yok? Sen yükseldin, müdür oldun, ben niye olamadım? Ben niye genel müdür değilim bu şirkette? Diye savaş verirsek sonunda tabii ki mutsuz oluruz. Hazreti Mevlana vefat ettikten sonra oğlu Sultan Veled şöyle bir uygulama yapıyor.
Mevleviliğinin devam etmesi gerekir diyor. Hazreti Mevlana'nın öğretilerinin devam etmesi gerekir diyor. Evet, Mevlana Mesnevi'yi bırakmış bize. Mesnevi var. Hatta onun 18 beyitinde yazılı. Ama 26 bin beyittir toplamda. Biz Mesnevi'den ders alıyoruz. Ancak diyor, Mevleviliğin devam etmesi için bir birlik oluşturmak gerekiyor diyor. Ve bir birlik oluşuyor. Mevlevilerin yaşam adabı farklıdır. Adab-ı erkan diye bir şey vardır. Onların yaşamı bunun üzerinedir. Adab-ı erkan. Çünkü onlar çok kibardır, zariftir. Kimseyi kırmak istemezler. Ölçülülerdir. Hareketlerinde, yaşantılarında, insanlarla ilişkilerinde hep bir ölçü vardır. Ve birisiyle karşılaştıklarında sağ ellerini kalplerine götürürler. Bu sen benim gönlümdesin anlamına gelir ve hafif başlarını eğerler. Bu zarafet bambaşkadır. Hatta Mevlevilerin tokalaşması da bir başkadır biliyorsunuz. Oradaki mesajda elleri şöyledir ve karşı tarafın elini öperler. O karşı tarafta sizin elinizi öper. Oradaki mesaj senle ben aynı seviyedeyiz. Bizim birbirimizden farkı yok ki mesajıdır. Bu kadar ince ayrıntılarıyla düşünülmüş bir birliktir Mevlevilik. Mevlana da bize bunları öğretmiş. Biz de bunları sürdürüyoruz. Mesnevi böyle bir şey işte. Mesnevi'yi okumak kolay değil. Çok ağır. Ancak Ali Canip Olgunlu, benim hocam, Dinle isimli kitabında Mesnevi'nin ilk 18 beyitini yorumlamış. O kadar güzel anlatmış ki, o kadar net ki, o kadar yalın bir dille anlatmış ki, herkes okuyabilir. Buradan alacağımız çok ders var. Ali Canip Olgunlu'nun bir kitabı daha var, Anadolu'nun Sözü. Orada da Mevlana ve Mesnevi ile ilgili şeyler görürsünüz. Bir kitap daha göstereyim size. Şefik Can Hoca'nın Mevlana isimli kitabı. Biraz kalın gördüğünüz gibi, biraz ağır olabilir ama okunabilir. Ben bugün bu kitaplarla geldim. Hepsi birbirinden özel. Ama benim hocam Ali Canip Olgun'u, ben kendisinden ders aldım. Evet, Şems'ten sonra Mevlana diyor ki, ne zaman ki benliğimi kaybettim, işte o zaman kendimi gördüm, kendimi buldum diyor. Biz de ne diyoruz? Kendinizi bulun demiyor muyuz? Siz kimsin, nesiniz diyoruz. Ne olduğunu biliyor musun? İçine bir sor bakalım, bir bak bakalım diyoruz. Bir kalbini temizle diyoruz, misafiri hazırla diyoruz. İşte kişisel gelişimle Mevlana öğretilerinin paralelliği bir yerde daha ortaya çıktı. Diyor ki Mevlana, ülkenin zahidiydim, üzerimde samur kürk vardı, altında da post vardı. Acıkınca yer doyardım, üşüyünce de yorgana sarılır ısınırdım. Lakin Şems'ten sonra yeryüzündeki açları düşündüm, doyamaz oldum. Yorgana sarıldım ama soğukta kalan o üşüyen insanları düşündüm, ısınamaz oldum diyor. İşte görüyor musunuz? Burada paylaşmak var. Eğer bu noktadaysanız zaten, eğer ben doyuyorum, şu an etrafımda doymayanlar var diyorsanız, onlara elinizi uzatıyorsunuz. Bu kendiliğinden oluşan bir şey. Ben bugün işte insanlara yardım edeyim, yiyecek bir şeyler vereyim diye yola çıkmıyorsunuz. Ama tam yemek yerken karnınız tok. Ya, aç olan kim var acaba? Yoldan geçen kağıt toplayıcı olabilir veya evinize gelen, zili çalan herhangi biri olabilir. Veya sokaktaki hayvanlar olabilir, sokak hayvanları olabilir. Bir sürü
kişiyle paylaşacak evinizde mutlaka bir şeyler vardır. Paylaşın. Ben öyle yapıyorum. Mevlana'nın bu sözü, bu yorumu bana bunu hatırlatıyor. İşte zaten Mesnevi'yi de hizmet amacıyla ortaya çıkarmış Mevlana. Oradaki amaç hizmetmiş. Şems Mevlana'ya bir gün diyor ki, daha ne kadar bana ve insanlara onun bunun sözlerini anlatacaksın, söyleyeceksin. Mevlana şaşırıyor. Ben bir hamalmışım diyor. Haberim yokmuş diyor. Onca bilgiyi yıllarca biriktirmişim. Yaşama indiremediğim her bilgi yükten başka bir şey değilmiş. Her bilgiden o bilgiyi yaşayarak kurtuldum diyor. Yaşanmadan da hiçbir şeyin öğrenemeyeceğini öğrendim diyor. İbn Arabi'nin başına gelen bir şey var. Belki bilirsiniz. İbn Arabi ders aldığı pirinden bir talimat alıyor. Diyor ki pir, hadi diyor yer değiştireceğiz. Dergahımızı taşıyoruz. Ve grup halinde herkes bir şeye, heybelerine bir şeyleri dolduruyor. Kimisi işte eşyalarını vesairesini, üstünü başını koyuyor. Ama İbn Arabi notlarını koyuyor. Kağıda yazdığı, pirinin verdiği dersleri koyuyor. Yola çıkıyorlar. Yolda şeyler, haramiler yollarını kesiyor ve herkesin yiyeceklerini vesaire o heybelerdeki şeylerini alıyorlar. İbn Arabi'ye diyorlar ki, ne var bu heybelerde? Aa diyorlar, diyor İbn Arabi. Önemli değil. Onlar bilgi. Yani kağıt üzerine yazdığım notlar. Nasıl yani diyor Arami. Nasıl yani? Böyle bir şey olabilir mi? Evet diyor. Gerçekten hocamın anlattıklarını ben not tutarım ve onları tek tek biriktiriyorum. Şimdi de gideceğimiz dergaha taşıyorum. Allah Allah diyor. Bilgi diyor kağıtta olmaz ki. Kafada olur diyor. Ve İbn Arabi o gün dersini alıyor. Ondan sonra bütün bilgileri kafasına yazıyor. Çünkü bilgi Mevlana'nın söylediği gibi ne diyor? Hamallık. Ne kadar hamalmışım ben diyor. Hiç içselleştirmemişim ki. Evet. Bazı şirketlerde bir olay vardır. İşten çıkartmadan önce veya istifa ettiğinizde, işten ayrılacağınızda bir takım bilgilerin taşınacağından korkarlar. Ben 3 şirketten ayrıldım. 3 ayrı şirket. Hiçbirinden böyle bir şey almadım. Çünkü hepsi bendeydi o bilgilerin. Niye alayım ki? Ama eminim ki patronlarım benim bir şeyler alıp götürdüğümü düşünmüşlerdir bilgi olarak. Ama o kadar içselleştirerek işimi yapıyordum ki, o kadar benim işimdi ki o yaptıklarım. Neyi götüreyim ki? Hepsi bende, hepsi kafamda. Taşımaya gerek yok derdim. Eğitim aldığım dönemlerde de, çok eğitim aldım dedim ya, o zaman da şöyle yapardım. Her eğitim aldığımda bugün uygulayabileceğim ne var diye not alırdım. Ve bir hafta boyunca onu uygulamaya çalışırdım. Ve hemen arkadaşlarıma anlatırdım. Bakın ben böyle bir şey bilgi aldım. Bu bilgiyi bu şekilde kullandım. Size de öneririm derdim. Hatta öyle ki bir arkadaşım bir sonraki pazartesi günleri derse gidiyordum. Pazartesi akşamı saat 10.30'da dersten çıkardım. Arabaya bindiğim anda telefonum çalardı. Hilal, bugün ne öğrendin? Bana söyler misin? Çünkü söyleyeceğim 2 cümledir maksimum. 2 ya da 3 cümle. O 2 saat içinde, 2.5 saat içinde aldığım bilgiden bir özet çıkarmışımdır. Ve o özeti nasıl kullanacağımı anlatırdım arkadaşıma. Bilgilerin içselleştirilmesini öğreniyoruz burada. Bu zaten Hazreti Mevlana'nın bize de verdiği mesaj.
Bir örnek vereyim. Sayıların gizemi, spiritüel güç eğitimi aldım. Eğitmenlik hakkı da verdiler bize. Uyumlamayı da aldım çünkü. Fakat içselleştirmediğimi fark ettim bilgiyi. Bu nedenle yarın tekrar bu eğitimi alıyorum. Hatta çevremde şaşırıyorlar bana. E sen bu eğitimi almamış mıydın? Evet almıştım. Ama bilgi içselleştirildiği zaman bilgidir. Yoksa notlarım var. Bütün notlar var. Ama not değil ki. İbn Arabi'nin yazdığı notlar gibi. Notları yazmışım ama tamamı burada değil veya içselleştirmemişim. Hepinize bunu öneririm. Bakın Hazreti Mevlana bunu söylüyor zaten. Mesnevi ne demek? Mesnevi hakikate ulaşmak. Yaradanın sırlarına yakın olmak. Akıl erdirmek isteyenler için yoldur der Mevlana. Onun için Mesnevi'yi okuyorsanız hakikate ulaşabilirsiniz der. Bir şey daha söyleyeceğim. Nerelisiniz diye sorduklarında İstanbul'da doğdum, işte İstanbulluyum dersiniz. Halbuki olay nedir biliyor musunuz? Yaradan'dan geldiniz, Yaradan'a gidiyorsunuz. Olay bu. Bunu öğrendiğimde sevgili Ali Canip Olgunlu'dan öğrenmiştim. Bunu öğrendiğimde beni çok etkilemişti. Evet, ben Yaradan'dan geldim, Yaradan'a gidiyorum. Nereli olduğumun önemi yok ki. Şimdi asıl önemli bir konuya geldik. Nefis konusu. Marifet nefsi öldürmek değil, nefsi bilmektir. Farkında olmaktır. Kişinin kendini bilmesi bu noktadadır. Diyoruz ya kişisel gelişim, içten dışa değişim eğitimlerinde. Kendini fark et, kendini bil, kendini tanı. Senin değerlerin nelerdir? Sen hangi değerlerle varsın? Eğer sen varlığının anlamını bilmiyorsan, varlığının içinde değerleri bilmiyorsan, bunun farkında bile değilsen, o zaman bir hiçsin. O zaman ne yapıyorsun? Onunla bununla uğraşıyorsun işte. Ben neyim diye bakın kendinize. Nefs konusuna gelince, nefs öldürün demiyoruz. Tabii ki nefs var ama nefsi bilin. Bir arabam var. Daha güzeli olsun. Ayşe'nin eşi bir araba almış ona. Ben de eşime söyleyeyim de bana da güzel bir araba alsın. Ayşe'nin üzerindeki kıyafeti çok beğendim. Bende de olsun. Şu kırmızı ayakkabılara bayıldım. Benim de o kırmızı ayakkabılardan olması lazım. Ne olur? O kırmızı ayakkabı sizde olsa ne olur, olmasa ne olur? Arabanızın markası A değil de B olsa ne olur? Ben lise mezunuyum, üniversite okumalıyım. Üniversite okumalıyım. Neden? Çünkü ben kendime varlığımı kanıtlamak için bir değer katmalıyım. Ha sen bu yaşa kadar değersiz miydin? Sen 45 yaşındasın. 45 yaşına kadar üniversite mezunu değilken sen bir hiç miydin? Tabii ki 45 yaşında eğitim almak çok güzel. Ama bununla kendine bir değer katman güzel değil. Bir araba markasıyla kendinizi değerli hissediyorsanız vazgeçin o arabadan. Siz önce kendinizi kendinizle değerli bulun. Ondan sonra arabanızı değiştirirsiniz. Arabanızı alırsınız. O zaman marka önemli değildir. Ama önce kendinizi bir değerli bulun. Esin Çelebi Bayru, Mevlana Vakfı Başkanı da aynı şeyi söylüyor. Hazreti Mevlana sevgi den bahseder diyor. Zaten hep söylüyorum. Sevgi güçtür. Sevgi şifadır. Sevgi değişimin sihridir diyor Mevlana. Önce kendinizi sevin diyor. Sevin ki
Değer verin kendinize. Ondan sonra zaten herkesi sever, değer verirsiniz. Önce siz değerlisiniz diyor. Evet, bunu kişisel gelişim derslerimizde söylemiyor muyuz? Sevgili hocam Aret Vartanyan, sen olduğun gibi değerlisin dediğinde ben kızmamış mıydım? Nasıl yani, dememiş miydim? Ta ki onu anlayana kadar, onu anladığımda, evet ben çok değerliyim dediğimde, ondan sonrası yaşadıklarım farklılaşmamış mıydı? Bu bir dönüm noktası değil miydi? Evet, dönüm noktasıydı. Önce kendinizi sevin, kendinize değer verin. Nefsinizi öldürmeyin. Kişinin kendini bilmesi bu noktada başlar. Unutmayın. Bir de ne diyoruz? Niye hep böyle şeyler başıma geliyor? Ne oluyor böyle? Diyoruz ya, Hazreti Mevlana şöyle diyor. Neden böyle deme? Vardır bir sebebi diye söyle. Bak gör, Mevlam neyler? Neylerse güzel eyler diyor. Bakın ne kadar güzel. Şunu söylerken bile sesimin tonu daha da başka oluyor. Lütfen Mevlana ile ilgili okuyabileceğiniz ne varsa okuyun ve dinleyin. Şebi Arus ayı bizim Mevlana'nın öğretilerini içselleştirme ayı olsun. Sayın Esin Çelebi Bayrı ile tanıştığımda tesadüfen tanıştım. Konya'da türbeye yakın vakıf var. Vakfa uğradım. Tanımıyorum kendisini. Sohbet ediyoruz. Ben dedim ki, Mevlana felsefesini benimsemek istiyorum. Dedi ki, siz beni tanımıyorsunuz herhalde, ben kendimi tanıtayım dedi. Tanıttı. Ve Mevlana'nın felsefesi yoktur. Mevlana'nın yaşam tarzı vardır dedi. O gün bugündür bu yaşam tarzını hayatıma adapte etmeye çalışıyorum. Daha da edeceğim. Yine Mevlana şunu söyler. Oldum demeyin der. Daha gidecek çok yolumuz var der. Bizim de öyle. Nereden geldiğini bilenler için dünyada bir keşke yoktur. Nereden geldiğini biliyorsan eğer, dün diye bir şey yoktur ki. Dolayısıyla onların keşkeleri yoktur. Keşke diyenler şikayet edenlerdir. Bu gibi yaradanlar, bu gibi kişiler, bu gibiler yaradandan o kadar uzaktır ki her şeyden, herkesten şikayet ederler. Vardır ya hep şikayetçi olanlar. Bugün hava çok soğuk. Soğuk nitekim ama soğuk yani üzerimize kalın bir şey giyiyoruz ve ısınmaya çalışıyoruz. Ne oluyorsa yaradandan demeyenler için üf soğuk ev yani işte ısınmıyor bir türlü. Merkezi sistem mi? Evet merkezi sistem. Isıtma iyi olmuyor. Biz üst kattayız ya şikayet. Ah sobalı evler. Ah keşke o günler olsa. Soba yakmak çok mu kolaydı? Ama o günleri özlüyoruz. Şikayet edeceğiz ya, işiniz var, üf sabah kalkıyorum kapkaranlık, ne bu böyle diyoruz. Karanlık yani akşam da karanlık, tamam sabah 8'den sonra gün aydınlanıyor. Günün aydınlanmasını görmeyip karanlığını görmek negatife odaklanmak değil mi? İşte keşke ben... Zamanında üniversite okusaydım diyor mesela biri. Tamam da dün bitti. Bugündeyiz. Mevlana onu da söylüyor biliyorsunuz. Ne diyor? Dün bitti cancağızım diyor değil mi? Ne kadar güzel söylüyor. Evet. Ama
Yaradan'a yakın olan, her şeyde bir sebep bulmaya, olumlu bir sebep bulmaya yatkın, Yaradan'a yakınsan olumlu bir şekilde bakabiliyorsun. Bu olgunluğa erişmek anlamına geliyor. Bir olgunluktur bu. Hazreti Mevlana diyor ki, vardır sebebi diyenlere cemallerine nur olsun. Hatta nurdan âlâ nur olsun diyor. Bakar mısınız? Vardır bir sebebi deyin. Ne olursa olabilir. Şikayeti bırakın. Bir paylaşım gördüm dün. Bir kişi, tanıdığım bir kişi diyor ki, yeni yıl inşallah diyor, sahip olduklarımı elimden almaz diyor. Böyle bir dilek olur mu? Olmaz. Sahip olduklarımıza şükretmek var. Şükür her zaman çoğaltır, unutmayın. Şükredin, sahip olduklarımıza şükredin. Her ne varsa, kediniz, çocuğunuz, köpeğiniz, eşiniz, arkadaşınız, dostlarınız, işiniz, her ne varsa her şeye şükredin. Uyandığınız için yaşama teşekkür edin. Ama umarım yeni yıl benden sahip olduklarımı almaz demeyin. Burada bir şükür eksikliği var. Kendisiyle de görüşeceğim zaten. Hazreti Mevlana ne diyor? Yeniden benliklerinden kalplerini viraneye çevirmiş kötü huylara dönüyor. Ben demek kötü diyor. Ben demeyin. Ben demek kötülüğe delalettir. Sen ve ben sadece matematiksel bir toplamdır diyor. Boş ver diyor. Ben demeyi bırak diyor. Ben demeyin. Ben demeyin artık. Ben, sen. Ötekileştirmek diye bir kavram çıktı ya son yıllarda. Kimseyi ötekileştirmeyin. Biriz hepimiz. Hepimiz biriz. Bir kişisel gelişim notlarından öğretiyle Mevlana'nın bir öğretisi yine burada karşımıza çıkacak. Mevlana'ya soruyorlar. Diyorlar ki, herkes ben sufiyim, dervişim gibi sıfatlarla kendilerini süslüyor. Siz bu meyanda en süslü olansınız. Neden sıfat kullanmıyorsunuz? Mevlana diyor ki, onlar sıfat elde etmek için çırpınırken ben sahip olduklarımdan kurtulmak için uğraşıyorum diyor. Etiketleri boş verin. Etiket nedir ki? Hepimiz bu hatayı yapıyoruz. Zaman zaman ben de o hataya düşmüyor değilim. Ama anında fark ettiğim için hemen onu çözümlüyorum. Ne etiket, neyin peşindeyim ben? Benim varlığımla ilgili değerlerim varsa etikete ihtiyacım mı var? Yok. Ben Hilal İnan'ım. Budur. Bu kadar. Ne olduğum, zengin, fakir, paralı, parasız, şu semtte oturan, bu semtte oturmayan, bu araba markası, bu bilmem nesi. Boş verin bunları. Bir gün bir tanıdığıma ben böyle kişilerin çok rahat ulaşabilecekleri bir marka var. Hani alım gücümü aşmayacak bir yer. Ben her şeyimi oradan alıyorum dedim. Arkadaş şöyle dedi. Ben asla oradan alışveriş yapmam. Aa, neden? Çünkü bizim sitede herkes oradan alışveriş yapıyor. Ben onlardan olamam. Çünkü aynı modelleri seçersem aynı olurum. Olabilir. Ne olacak ki? Zaten aynı olamazsınız. Şu ceketi bir başkası alsa böyle yorumlamayabilir. Siz öyle bir yorumlarsınız ki ceketin nereden alındığı, hangi marka olduğu anlaşılamaz bile. İşte yine etiket. Boş verin o etiketleri. Sahip olduklarımdan kurtulmaya çalışıyorum diyor Mevlana.
Gerek yok etiketlere. Hazreti Mevlana her şeyi ve herkesi şu ölçüde sevdiğini söyler. Ben aşk adını verdiğim tüm gül yüzleri ne aklımla severim ne de kalbimle severim. Olur ya, akıl unutur, kalp durur. Ben ruhumla severim. Çünkü ruh ne unutur ne de durur der. Evet, ne unutur ne durur. Bakın, bu da çok önemli. İnsanları nasıl seviyorsunuz? Aklınızla mı? Zihinden kalbe diyoruz. Zihin, egolar, etiketler vesairelerle çalışırken, mantık varken orada, yani ben bu kişiyle dost olayım çünkü o benim işime yarayabilir. O şu kişinin asistanı. Ondan randevu almak istersem günün birinde o asistan bana yardımcı olur. Sosyal medyada takibi alırken birini, evet ben bu kişiyi takibi alayım çünkü bir konuda bana yardımı dokunabilir. Var öyle tanıdıklarım benim. İnanın var. Bu şekilde takip ediyor veya bu şekilde arkadaş seçiyor. Siz öyle olmayın. Siz öyle seçilmeyin de. Evet. Çok önemli. Bir şey daha söylüyor Mevlana. Diyor ki, bir gün herkesin ölümü tadacağını biliyorum. Ama herkesin yaşamı tadacağını, tadamayacağını bilmiyordum diyor. Onu da öğrendim diyor. Evet, herkes ölümü tadacak ama herkes yaşamı tadabilecek mi bakalım? Siz yaşamı tadanlardan olun. Yaşamın tadı çok güzel. O tadı alan olun. Bu kitabı okuyun ve yaşamın tadını alın. Çünkü iyi insan olmak, iyilik yapmak sizin mutluluk hormonunuzu güçlendiriyor. Ve mutlu olmanız iyiliğe mi bağlı diyeceksiniz. Evet. Hatta sizin yaptığınız iyilik dışında, siz iyilik yapıyorsunuz, siz mutlu oluyorsunuz, onun dışındaki insanları da mutlu ediyorsunuz. Çünkü mutluluk bulaşıcı. Bu enerjiyi yansıtıyorum ya ben. O size aynı şekilde geliyor. Peki, mutluluk nedir? Mutluluk için sadelik gerekiyor. Ve her geçen gün yeni bir akım çıkıyor. Farkında mısınız bilmiyorum. Yeni bir akım var. Lagum, İsveç'te çıkan bir akım. Diyorlar ki dengeli yaşam. Mutluluğun sırrı. Ne çok az ne de çok fazla. Tam kararında olsun her şey diyorlar. Hani tıpkı çayı koyuyorsunuz ya, biraz demi oluyor, üzerine su koyuyorsunuz. Tamamı dem olsa olmaz. Kararında olmalı değil mi? İşte onun gibi bir çayı, bir kahveyi yapar gibi sanki diyorlar. Her şey kararında. Mobilyalar, her şey kararında. Üzerinizdekiler, her şey kararında. Ne çok, ne de az. Yeterince. Danimarka'da Hygge diye tanımlanan bir yaşam felsefesi var. O da samimi ortam yaratma ile ilgili. Samimi ortam yaratılırsa zenginlik olmaz diyorlar. Yani çokluk samimiyeti azaltır diyorlar. Ben de sadeysen daha çok sen diyorum. Sonunda Türkiye için galiba ben de böyle bir akım yaratacağım. Sadeysen daha çok sen diyeceğim. Ne kadar sade yaşıyorsanız o zaman daha çok sen olacaksın, zenginleşeceksin. O sırtında taşıdığın yükler var ya, onları bir bir atacaksın. Ne yükler var sende bir bilsen. Bir programda onu da anlatacağım size. Sırtında taşıdığın yükleri nasıl atabilirsin?
Minimalizm var biliyorsunuz. Orada da tüketim odaklı yaşam biçiminin tam karşıtı. Biz hep tüketme peşindeyiz. Tüketelim, daha çok alalım, daha çok alalım diyoruz ya. Bir de minimalizm çıktı bunun ardından işte. Ama minimalizmden sonra daha neler neler. En son sadeysen daha çok sen çıkacak. Bekleyin. Bir şey daha var. A+ ailelerin çocukları, çok zengin ailelerin, zengin ve kültürlü hatta ailelerin çocukları bobo trendini yarattı. Yurt dışında var bu. Türkiye'de de var. Türkiye'ye de geldi. Bobo, bohem, burjuvanın birleşiminden ortaya çıkan bir terim. Bobo takipçisiyseniz, bobo trendini takip ediyorsanız marka giymiyorsunuz. Üzerinizdeki hiçbir şey marka olamaz. Çok zenginsiniz, istediğiniz parayla istediğiniz şey yapabilirsiniz ama hayır, onu yapmıyorsunuz. Gittiğiniz restoranlar, yemek yediğiniz yerler, alışveriş yaptığınız çiçekçi bile marka olmayacak. Kesinlikle çok sade bir yaşam, kendine özgü, bohem bir yaşam sürüyorlar. Bu da enteresan. Bu neyi gösteriyor aslında biliyor musunuz? Sadeleşmeye gitme ihtiyacını gösteriyor. Çok zengin gençlerin, çok zengin ailelerin çocuklarının buna gitmesi aslında zenginlikle, o çoklukla bir şey elde edilemeyeceğini göstermiyor mu? Ya da o insanların kendilerinin artık zenginleştiğini göstermiyor mu? Bir varlık kanıtı için uğraşmaları gerekmiyor ki artık onların. Onlar kendileriyle var olmak istiyorlar. Markalarıyla değil. Ne dersiniz? Bir araştıralım isterseniz. En son Lagum beni çok ilgilendirdi. Denge hep biliyorsunuz kişisel gelişimde de var olan bir şey. Hayatımızda denge olsun. İlişkilerimizi denge üzerine kuralım. Yaşamımızı denge üzerine kuralım. Tam kararında olsun her şey. Evde alışveriş yapıyoruz. Sonra fazla olanları birilerine vermeye çalışıyoruz. Neden? Niye zamanında ihtiyacın olanları almadın ki? Bir arkadaşım torbalarca kıyafet verdim birilerine. Üstelik içinde hiç giymediklerim vardı demez mi? Düşünebiliyor musunuz? Almış, rafa asmış ve giymemiş. Mevlevi yaşam tarzı da bunu anlatmıyor mu? Sade olun, kibar olun, dengeli olun, ölçülü olun demiyor mu? Evet. Biz Mesnevi'den alacağımız dersleri alıyoruz. Dinle diyor benim hoca. Bak diyor. Dünle beraber gitti cancağızım. Şimdi yeni bir şeyler söylemek lazım diyor. Benim hocamın kitabı ismi Dinle biliyorsunuz. Dinle. O da bize söylüyor. Dünle beraber gitti cancağızım. Şimdi yeni bir şeyler söylemek lazım. Bugün yeni bir gün. Mevlana o zaman 1200 yıllarda anlatıyor. Şimdi yeni bir gün, yeni gün, yeni bir şey söyleyelim. Dünü boş ver diyor. Dün dünde kaldı. Yarını da unut. Bugün de ol. Diyenlerden biri Mevlana. Anlattığım her şey kişisel gelişimle ne kadar bağlantılı değil mi? Tasavvuf kişisel gelişimin içinden çok önemli bir parça. Ya da başlı başına tasavvuf bir kişisel gelişim aracı. Çok pardon. Evet. Seyri sülük biliyorsunuz tasavvufta bir yolculuktur. Seyri sülükte derler ki kendi bedenini mahkeme duvarı gibi gör. Kendine dava aç. Sanık da, savcı da, hakim de kendin ol. Ve sonunda da kendini bir gör bakalım der.
Kişisel gelişimde de öyle demiyor muyuz? Hani bilinçaltına bir in bakalım. Sen kararını neye göre verdin? Bu öfke, bu kızgınlık neden demiyor muyuz? Her şeyin bir nedeni var. 0-6 yaş diyoruz. İşte burada da mahkeme açıyorlar kendilerine. Ve sanık da, savcı da kendileri. Biz de olalım mı? Sanık da, savcı da kendimiz olalım mı bugün? Hadi bugün böyle bir şey yapalım. Kendimize mahkeme açalım. Bugün yeni bir gün ya. Bugün yeni bir gün. Belki Ali Canip Olgunlu'nun bu kitabını alırsınız. Kitaba başlarsınız. Başlarken yeni bir gün olur. Yeni bir gün olduğunu bir kez daha fark edersiniz. Belki de beni internetten bir kere daha dinlersiniz. Dinleyin. Bir kere değil, birkaç kere. İçselleştirene kadar. Evet, bugün programımız yine sona erdi. Maalesef sona erdi. Haftaya kadar sevgiyle kalın. İyi ki birlikteydik. Çok teşekkür ediyorum. Her zaman gönlümdesiniz. Görüşmek üzere.